kırsal kesimdeki su ücretleri. Neye bağlı kardeşim? Yasaya bağlı. Yasa, yasa. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran ve Yönetim Kurulu ile bir araya geldiği toplantıda mahalle statüsüne geçen köy ve beldelerde uygulanan %50 ve %75 indirimli su tarifeleriyle ilgili yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yenilenmemesi sebebiyle bu tarifelerin kaldırılmak zorunda kaldığını belirtti. Konuyu yakından takip ettiklerini dile getiren Başkan Eriş şöyle konuştu. Dün görüşülemedi malum. Seçim havası girdi, deprem ağırlığı girdi, ülkenin gündemi değişti. Öncelikle tabii ki deprem bölgesindeki acıların sarılması ve öyle olması gerekir. Belediye olarak, Ödemiş halkı olarak, muhtarlarımız olarak bu konuda verdiğiniz destekler için de oradaki insanlarımız adına ve burada ağırladığımız 280 ailemiz var, komşumuz var, kardeşimiz var burada da. Onları da birleştirerek yine bu desteklerimiz tabii ki hiç kesilmeyecek. Yani bunlar burada yaşadığı sürece apayrı bir şey. Devletin bir bakışı var, devletin bir desteği var ama onun dışında kalanı sağ olsun Ödemişliler kalplerini açtığı kadar gücü olan, yeri olan evlerini de açtı. Bugün asıl konum şu. İki haftadır, daha öncesi de vardı ama iki haftadır faturalar geldiği için kırsal kesimdeki su ücretleri. Neye bağlı kardeşim? Yasaya bağlı. Yasa, yasa. Muhtar da uyacak. Başkan da uyacak, sade vatandaş da uyacak. Daha önce Aziz Başkanımızın o zaman Büyükşehir Başkanı olduğu dönemde devam eden bizim Büyükşehir'e dahil olduğumuz süreçte bu indirim uygulandı. 5 yıl vardı uygulama. Sonra bir daha uzatıldı. Yılbaşından sonra uzatılmadı. Ben atlanıldığını düşünüyorum. Art niyet aramıyorum. Şu günlerde de işte ya deprem olunca biraz daha geriye kaldı. O da tamam. Ama bugün meclise girecek. 2 gündür yaptığım görüşmeler, ben hafta sonu Balaban'da cenazede, yok Kaymakçı'da cenazede, Birgi'de görüşmelerde, gittiğim Sekiköy, Işıkköy, diğer köylerimizde, Kayaköy'de bu konuları konuştuk. Yani her köyde konuşmuş gibi olduk. Çünkü sorun aynı. 74 köyümüz, eskisi mahallemiz, zaten kırsal alan kapsamında bizim. Çıktı. Yani bizim meclisimizden sonra Büyükşehir'den ve Tunç Başkan hiç ayrılmadı. Hepsi de dahildi kırsaldaki. Şimdi bu kırsalın indirimli suyunda kazanıldı ama bu yıl sen uzatmamışsın. Ne zaman uzatırsın? Aralık'ta. Çünkü yeni yıl Ocak'ta başlıyor. Orada da uygulamaya başlardı. Şimdi depremsellikle geçen hafta da sonuçlanabilecekti. Dün görüşme olmadı ama bugün masada inşallah mecliste olursa yeniden uzatma kararı alarak kırsalda uygulanan ve bu ayda da zamlı faturalar gelip bizim gözüme soka soka da göstererek evet ben de biliyorum, ben de görüyorum. Ben başka uzayda yaşamıyorum. Ama yasa bunu tanımıyorsa tillağa gelse onu uygulatamaz. Sayıştay da ensende. Kardeşim sana zimmet yazarım. Bitti, hadi uygula. Niçin? İşte karar çıkarsa bu geri dönüşü olacak. Ve düşünülenin daha üzerinde Büyükşehir'in uygulaması, İzmir Büyükşehir'in uygulaması, tarıma desteklerken boşuna demiyorum. Uyguluyor. Uyguladı, şimdi daha da uyguluyor. Benim evde uygulanmıyor. Ben de su kullanıyorum. Ama tarıma destek anlamında olduğu için onda bir indirim söz konusu. Bu da bu yerler için, bakın 2020'de bir karar alınmış. Kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan yönetimi 10. madde 2. fıkrası yer alan İçme ve kullanma sularındaki indirim. En düşük tarifenin %50'sini aşağıya konutlar için belirlenmiş en düşük tarifenin %25'ini geçmeyecek karar alınmış. Ama şimdi almak için inşallah bugün öğleden sonra çıkarsa bunu yapacak. Her yıl uzatılan bir şey. Atlanmış diyelim. Gözden kaçmış. Biz de yapabiliriz bu hatayı. Yani Ödemiş Belediyesi olarak ben de yapabilirdim. Yanlıştan dönmektir. Ama İzmir Büyükşehir'in veya Ödemiş İlçe belediyesinin veya başka bir belediyenin, yani İzmir'e bağlı diyelim, trenin, Ödemiş'in, kaymak için yok belediye. Bitti. Kim var? Bayındır var, Torbalı var, Selçuk var, Bergama var. Yani bizim gibi tarımsal büyüklüğü olan. Burada uygulananları mevcut üst su daha indirim yaparken bunun değişimiyle birlikte ne çıkarsa tabii oran. Yani meclisimiz o konuda önce komisyon ve herhalde öğleden sonra genel kurulda da görüşürse yarına da netleşir. Hafta sonunda belki resmi gazetede de yayınlanır. İlgisiz değiliz.
Ama ben bilgi vermek için, yani bilgisizliğe dayalı olarak o vatandaşımızın, kırsalda yaşayan hemşerimizin sesini duyuyor diye zaten biz biliyoruz konuyu. Ama yasa değişimi olmadan ben de yapamam. Kovmuş, abi bak yok ya lan, kararı yok. Geri çekildi. Neden art niyet yok? Yani neden, neye listeliyor? Ya atlanırmış diye düşünüyorum. Ben 84 yer ekledim. 84. O da lojmanlar da dahil. Öyle mi muhtar? Ovakent'teki lojmanlar, Bademli'deki yine lojmanlar, Kaymakçı'daki lojmanlar. Kaymakçı'daki lojmanları satamadım. Niye? Tapu işlemde 1 metrekarelik yanlış var. Buyur bakalım, düzeltemiyorsun. Tam düzelteceğiz. Yüce devletimiz Ödemiş'in bütün mallarına şerh düştü, haciz koydu. Var mı haberiniz? Var mı bizim yanımızda duran? Yok. Yürü o zaman. Yakıt artmış, asfalt artmış, taş artmış. Taş döşeme şimdi halı fiyatında.